İşte karşınızda MetaQuest 3, sanal gerçeklik teknolojisinin geldiği en son nokta. Hatırlayın, sanal gerçekliğe ilk adımlarımızı henüz yeni yeni Quest 2 ile birlikte atmıştık ve bu teknoloji beni o kadar çok etkilemişti ki o videoda aynen şunları söylemiştim. Yani şu teknoloji daha emekleme aşamasındayken bu kadar şey yapabiliyorsak 4 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra neler neler olacak? Ben bunları söyleyeli öyle 5-10 yıl değil, yalnızca 2 yıl oldu. Artık hem sanal dünyaları çok daha gerçekçi bir şekilde yaşayabiliyoruz, hem de bu dünyaları gerçek dünyamızın bir parçası haline getirebiliyoruz. Evet, hani oyunlarda gördüğümüz o nesneler, karakterler falan var ya, işte onlar resmen oyunlardan çıkıp gerçek dünyaya, gerçek evinize gelip kanlı canlı karşınızda duruyorlar. Hemen şöyle gözlüğe bakacak olursak gerçekten çok daha teknolojik hissettiriyor. Boyut bayağı küçülmüş, lensler değişmiş, kameraların yerleri değişmiş. Hatta gözümüze gelen süngerlerine kadar her yeri baştan aşağı değişmiş. Tek bir yer hariç. O da maalesef ki rezalet kafa bandı. Hemen bunu elimi şıklatarak düzeltiyorum. İşlem tamam. Bakın böylesi çok daha iyi ve çok daha kaliteli duruyor. İnanılmaz konforlu. Standart kafa bandı ile arasında devasa bir fark var. Quest 2 ile de arasında çok büyük bir fark var. Çünkü boyut daha küçük olduğu için cihaz kafanıza daha yakın duruyor ve ağırlığını daha az hissediyorsunuz. Neyse, şimdi bakın bu sanal şehrimiz. Hadi hemen gözlüğü takıp buraya ışınlanalım. Ve geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz karşımda devasa bir şehir bulunuyor. Burası bir nevi Meta'nın yaptığı Metaverse tasviri diyebiliriz. Tabii ki de gerçekte şu anda Metaverse diye bir yer yok. Ama Metaverse'e yakın bir yer varsa orası kesinlikle burası arkadaşlar. Bakın gelin şu kumandalarımızı bir çıkaralım. Kumandaları çıkardığım gibi cihaz elimi görebildiği için tamamen elimi taklit ediyor ve tüm parmak hareketlerim anlık olarak oyuna yansıyor arkadaşlar. Daha doğrusu sanal dünyamıza yansıyor. Bu Quest 2'de de olan bir şeydi. Fakat burada inanılmaz derecede geliştirilmiş ve artık ekranları uzaktan şu şekilde kontrol etmek yerine gelip direkt üzerine dokunarak kontrol edebiliyorsunuz. Hatta ekranı şu şekilde tutup istediğiniz yerlere taşıyabiliyorsunuz. Şaşırmaya hazır olun çünkü asıl bomba olay geliyor. Gözlüğün herhangi bir yerine iki kere tıklıyorum ve sanal dünyadan beni çıkartıp gerçek dünyaya getiriyor. Sanal dünyamda olan ekran gerçek dünyamda karşımda, evimde, havada duruyor. Bakın şu anda bu ekran resmen burada. Ve bu inanılmaz bir hissiyat. Sanki hologramla karşıma birisi ekran koymuş gibi. İzleyin arkadaşlar. Şu şekilde ekranı kontrol edebiliyorum. Abi bilim kurgu filmi gibi. Bakın bu işin hiç şakası yok. Yazı yazacağım. Bakın şuraya dokunuyorum. Hemen buraya klavyemi açıyor. Ve geliyorum buraya. Mesela Furkan Akman yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ya, çok tuhaf. Havada bir klavye var şu an ve ben bunu kullanıyorum abi. Şuradaki tuşa tıklıyorum ve görüyorsunuz karşıma devasa bir ekran açıyor. Az önce orada olan ekran şu anda devasa bir şekilde karşımda duruyor. Sihir gibi resmen böyle kontrol edebiliyorum. Mesela şuraya sihirli bir portal açsam ve başka bir dünyaya ışınlansak. Gerçek hayatta yaşayabileceğiniz bir deneyim değil. Karşımda böyle bir şey var ve ben şu an rüyada gibi hissediyorum kendimi. Şimdi buraya yavaşça adım atıyorum arkadaşlar ve girdiğim andan itibaren sanal bir yere geliyoruz. Şöyle arkama bakıyorum. Evet, evim orada duruyor. Merhaba. Şu anda orada görüyor musunuz? Bak ben şu an giriyorum, çıkıyorum. Giriyorum, çıkıyor. Bir şey diyeyim mi? Dışarıdan birisi görse çok yanlış anlayabilir şu an. Önüme bir tablo ekliyorum arkadaşlar. Canım sıkıldıkça bu tablonun içinden şöyle kafamı geçirerek bakabiliyorum. Hatta bak tabloyu şu şekilde hareket ettirip şuraya da yerleştirebilirim. Ben buraya bir nesne yerleştirdiğim zaman bu nesne burada kalıyor. Bakın şimdi arkamı dönebilirim, yürüyebilirim veya başka bir odaya gidebilirim. Ne zaman ki tekrardan dönüp bu noktaya bakarsam bu tablo bıraktığım gibi burada beni bekliyor olacak. Bu benim gerçek piyanom ve şu anda bana piyanoyu nasıl çalacağımı gösteriyor. Ben buradan bakarak buradaki notaların aynısına basıp piyano çalmayı bile öğrenebilirim. Şu programın çılgınlığına bakar mısınız ya? Resmen notalar gözümün önünde akıyor. Hani daha iyi nasıl öğrenebilirsiniz bilmiyorum. Buradan istediğiniz müzikleri seçersiniz, çalarsınız vesaire. Bu arada bunu illa gerçek evinizde de yapmanıza gerek yok. Onu da söyleyeyim. Yani kendinizi direkt olarak tıpkı şunun gibi bir sanal ortama alıp yine bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bunu yine faydalı yönde kullanabilirsiniz. Mesela nasıl resim çizeceğimi öğretiyor arkadaşlar. Bakın ve gerçekten
bayağı bir faydası olur yani. Şu gerçekçiliğe bakar mısın? Şimdi neyse, biraz da eğlenelim değil mi ya? Şu an burada ne yapıyoruz abi, resim çiziyoruz? Dur, önce bir gerçek dünyaya döneyim de ha. Geçen videoda Quest 2'de masa tenisi oynamıştık. Ama bu sefer bu masa tenisini sanal dünyada değil, gerçek hayattaki evimde oynayacağım. Görüyorsunuz zaten. Top böyle duruyor. Karşımda da birisi var. Al kardeşim. Bak. Bak görüyor musun? Güzel bir şekilde oynuyoruz. Peki top yere düşerse ne olacak? Hemen deneyelim. Topu alıyorum. Bakın elimde. Ve bırakıyorum. Yerden sekiyor arkadaşlar. Bak şu an tam burada. Neyse biz oynamaya devam edelim. Abi çok iyi ya. Bu arada bakın arada şöyle çizgiler çıkıyor. Bu benim güvenliğim için. Yani diyor ki kardeşim diyor, bu çizginin ötesine geçme. Bak çok geriye gidersem de bu çizgi çıkıyor. Çünkü niye? Arkamda sehpa var ve oyun bu sehpaya değmemi istemiyor arkadaşlar. Şimdi biraz daha karmaşık şeylere geleceğiz. Bakın masa tenisinde cihazın sadece buraya bir masa koyması gerekiyor. Topu takip etmesi gerekiyor falan. Bakalım her yerden bir şeyler çıkınca, odamızı uzaylılar istila edince ne olacak? Tabii ki daha detaylı bir oyun oynayacağımız için bakın cihaz çok daha detaylı bir oda taraması yapıyor. Şuradaki koltuğumu işaretliyor, masamı işaretliyor. Evet, önümde bir uzay roketi var. Bir silah çıktı. Nasıl alacağım onu? Silah elime geldi. Bakın silahı evimdeki duvara tuttuğum zaman duvarın arkasını bana sanki başka bir gezegenmiş gibi gösteriyor. Oo ne oluyor lan, oradan bir şey çıkacak galiba. Aha hop geldi. Evet şu anda evimde yerde... masanın altına girdi. Şu an burada duvarıma sıktığım zaman duvar gerçekten de kırılıyor ve buranın arka tarafını görebiliyorum arkadaşlar. Evet şimdi yavaştan dalmaya başladılar. Evimdeki duvarların kırılması çok ilginç hissettiriyor şu an ya. Bir sürü yerde geziyorlar. Dur şunlardan kaçayım da öyle sıkayım. Gelin lan! Bu arada oyunu oynarken her yere sıktığım için neredeyse... Duvar kalmadı elinde, her yer kırılmış oldu ve cihaz bunu o kadar iyi bir şekilde işliyor ki arkadaşlar. Yanlışlıkla şuraya falan koşsam kafamı çarpacağım yani. Ha tabii ki kusursuz bir sistem de değil. Bu karma gerçekliğin hala kendince kusurları var. Mesela elimi yüzüme yaklaştırdığım zaman görüyor musunuz? Önümdeki görüntüde bozulmalar oluyor. Bunun sebebi kamera önümde olduğu için takip etmekte zorlanıyor arkadaşlar. Veya bakın elimi getirdiğimde elim görüntünün arkasında geçebiliyor. Bunu tabii ki gözlüğü taktığınız zaman neredeyse hiç hissetmiyorsunuz. Eminim şu anda size daha fazla yansıyordur. Bu arada bir şeyler oluyor abi, ne oluyor? Gidiyor, görüşürüz. Kendine iyi bak. Lan üzerime duvar düşüyor gibi hissettim. Hakikaten çok ilginçti. Bu ne lan böyle? Bir şey düştü. Arkadaşlar cidden çok gerçekçi ya. Bakın oyun bitince karşıma daha farklı karma gerçeklik uygulamaları çıkardı. Mesela burada arkadaşlarımızla ofis ortamı yapıp buluşabiliyormuşuz. Önümüze bilgisayar ekranları ekleyebiliyormuşuz. Bunda böyle tasarım yapıyormuşuz. Daha sanatla alakalı galiba. Değişik değişik şeyler var. Ben videonun öncesinde Minecraft'ı denemiştim. Evet bildiğiniz evimin bahçesini Minecraft ortamına çevirdim. Kazmayı aldım. Böyle blokları dizdim. Saçma sapan da olsa kendimce bir ev inşa ettim ve şöyle eve uzaktan baktım. Yani hakikaten de evimin önünde Minecraft'tan gelmiş gibi görünen bir ev vardı. Eve girebiliyordum falan. Çok değişik bir deneyimdi. Bu benim resmen çocukluk hayalimdi ve şu anda teknoloji sayesinde mümkün olabiliyor. Evet bahçede değiliz ama odada da göstereyim. Bakın önüme resmen Minecraft'tan blokları diziyorum. Şöyle de tekrardan kırabiliyorum. Elimle vurarak da kırabiliyorum ama tuşa da basabiliyorsunuz. Bakın için ilginç tarafı evimin yerini de kırabiliyorum. Bak şimdi. Halıyı kırdım ve şu anda resmen toprağı açıyorum arkadaşlar. Evet bu size yeterince çılgın gelmediyse daha çılgın bir şey göstereyim. Bu çukurun içine atlayabiliyorum. Evimdeki çukurun içine atladım. Tekrardan kazıyorum. Yerin merkezine doğru iniyor gibiyim arkadaşlar. Ben kazdıkça ortam da karanlıklaşıyor bu arada. Şöyle bakayım, evim bayağı bir yukarıda kaldı. Lan ben geri nasıl çıkacağım evime? Ha bir dakika pardon, zaten evimdeyim. Heh, tamam şöyle görüntüyü giderim de. Ya kafayı yiyeceğim ya. Bu aslında gözlüğün yapabildiği şeylerin çok küçük bir kısmı arkadaşlar. Daha burada saatlerce anlatsam bitiremeyeceğim bir olay var. O da sanal gerçeklik. Bakın şu anda tamamen sanal bir ortamdayım. İşte sanal gerçeklik dediğimiz olay bu. Ama dikkat edin, yine elimde hiçbir kontrolcü yok. Tamamen kendi ellerimi kullanıyorum ve kendi ellerimi kullanarak bu sanal ortamda sanal nesneleri tutuyorum arkadaşlar. Bakın bu elimde
şu şekilde bırakıyorum. Şimdi buradan bir küre alıp ortaya yerleştirmemiz gerekiyor. Hangisini deneyelim? Mesela şunu deneyelim. Şu şekilde bırakıyorum, geldi ortaya. Gördüğünüz gibi beni bambaşka bir yere ışınlıyor. İşte sanal ortamda, sanal dünyada bir yerden bir yere gitmek bu kadar kolay. Bakın burada bir sürü farklı cihaz var. Bunları alabilirim. Bu şekilde dokunabilirim, oynayabilirim. Ya gerçek dünyamdan pek de bir farkı yok. Tek farkı hissetmiyorum. Ya elimde bir şey var ama hissetmiyorum şu anda. Şimdi buraya basmamız gerekiyor. Bu ne? Burada bir kol çıkıyor. Çekelim bakalım bunu. Şifre mi gireceğiz? 1, 2, 3, 4. Dur gireyim. 1, 2, 3, 4. Tamam, önümde bir şey açılıyor şu an. Bunu tut, çevir diyor. Çevirelim bakalım. İşte geldi. Hani Iron Man filmi vardı ya, kendimi tamamen Tony Stark gibi hissediyorum şu an. Bak, önümde bir hologram var. Şu anda bu hologram görüntüyü bu şekilde alıp büyütebiliyorum falan. Ve buraya bıraktığım zaman şuna basıyorum. Bunu gerçek bir hale çeviriyorum. Sonra gelip önümdeki yere bırakıp yavaş yavaş eldivenimi inşa etmeye başlıyorum. Şimdi buna tıklayalım. Bakın yine şöyle bir figürümüz var. Abi çok tuhaf ya. Koy bunu buraya, tekrardan yapalım. Gel kardeşim, sen de şu şekilde tutayım, seni de bırakayım buraya. Hızlıca şöyle eldivenimizi yapalım. Bu da zaten son parça. Getiriyorum şu şekilde. Ve elime geldi. Peki bu eldivenlerle ne yapacağız? Iron Man'e dönüşeceğiz arkadaşlar. Bakın önüme bu şekilde bir kalkan açabiliyorum. Ve şöyle Hollywood filmindeymişim gibi bir yerlere sıkabiliyorum. Dur, aa, önce kalkan aç diyor, kendini savun. Tamam, savunduk mu kendimizi? Keşke gerçekte de bu kadar kolay olsa. Şöyle gelsem ve önüme bir kalkan açabilsem. Götür beni merkeze, ışınla. Bakın şimdi de gerçek evime ışınlandım. Oyunda gördüğüm karakter evimde ve evime portal açtı. Elime hareket ettirdiğim zaman elimden böyle beyaz bir şeyler çıkıyor, tuhaf tuhaf. Gördüğünüz gibi sanal gerçeklikte bir oyun bile oynasam sanal gerçeklikle sınırlı değilim. İkisini bir arada yaşayabiliyorum arkadaşlar. Ne oldu lan? Aa, bir şeyler inşa edeceğiz galiba yine. Bak şöyle geliyorum. Bildiğin elimle tutuyorum, hareket ettiriyorum şu şekilde. Gerçek hayatınızda olunca daha tuhaf hissettiriyor arkadaşlar. Abi çok iyi ya. Çok iyi ya. Kendimi resmen Tony Stark gibi hissediyorum ya. Teknoloji beni o kadar etkiledi ki size daha Quest 2 ile Quest 3 arasındaki en önemli farkları anlatamadım bile. Ki zaten dolaylı yoldan göstermiş oldum. Yani daha nasıl bir fark olsun. Ama sadece bunlarla sınırlı değil arkadaşlar. Aynı zamanda çok daha güçlü bir cihaz kendisi. Hatta öyle ki artık sanki cihazı bir bilgisayara bağlamışız gibi iyi grafiklerde oyunlar oynatabiliyor. Bakın şu anda Red Matter 2 isminde bir oyundayım. Ve daha oyunun arayüzündeyim. Ya oyuna girmedim bile. Oyunumuzun kendisine girdiğim zaman zaten apayrı bir seviyedeyiz. Ya bayağı bir net görünüyor. Bu netlik tabii ki de hem cihazın daha güçlü olmasından kaynaklanıyor. Hem de lenslerinden, ekranından kaynaklanıyor. Bakın cihazda Türkçe'ye çevirecek olursam Pancake isimli yeni nesil lensler kullanılıyor. Bunlar sayesinde hem daha geniş bir görüntü görüyorsunuz. İnanın bana, gerçekliği çok fazla arttırıyor. Hem tabii ki ekran daha net, bu lensle birlikte daha net görünüyor. Gücü de artmış. O sayede de daha net görünüyor. Hatırlarsanız Quest 2'de bu kadar güzel grafikleri, bu arada bir yandan da uçuyorum. Bu kadar güzel grafikleri alabiliyordum ama bilgisayara bağlayarak alabiliyordum. Şu anda cihazı bilgisayara bağlamadan ortam böyle ve inanın bana size daha anlatmadığım bir sürü olay var arkadaşlar. Dur, gerçek dünyama döneyim de. Aa, bu arada şarjım da bitmek üzere. Saat de gecenin 1.30. Oha, bayağıdır çekiyorum demek ki. Neyse, şunu da söyleyeyim. Cihazın hoparlöründe de ciddi geliştirmeler var. Yani anlayacağınız, aklınıza gelebilecek her türlü yönden cihaz gelişmiş, yepyeni teknolojilerle donatılmış ve bambaşka bir seviyeye gelmiş. Quest 2 videomda da söylediğim gibi şu anda bu teknoloji bu aşamadayken bile böyleyse yıllar sonra neler neler olacak, her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bu geleceğin teknolojisi. Bu tür gözlükler gitgide ucuzlayacak, küçülecek, daha iyi olacak ve gitgide herkesin gözünde görmeye başlayacağız. Bilmiyorum, insanlık için iyi mi olur, kötü mü olur? Orasından emin değilim. Artık yorumlarını size bırakıyorum. O zaman artık ben kaçayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşça kalın. Bye bye.